Merhaba arkadaşlar. Hala Bey Mahallesi'ndeyiz ve burada konaklar var. Aslında bir tanesini de gezdireceğim size, şimdi göstereceğim. Ben de merak ediyorum. Konak dediğim butik otel aslında. Günübirlik kalınabilecek yerler. Ve video izlemeye devam. Bakalım konağımız nasılmış. Arkadaşlar eski kapılar da bu şekilde oluyordu. Tabii şunlar yeni jenerasyon. Burada farklı bir kilit olurdu, kocaman. Şurada kapı çaldığımız yer. Bakın mesafe kısa çünkü çocuklar böyle çalabilsin diye kapıyı. Anneannem ve babaannemin evi de bu şekilde bir kapıydı zaten. Ve şöyle devam edelim. İyi yapmışsın. Zeynep Hanım konağı arkadaşlar. Zeynep Hanım konağına şöyle bir ziyaret edelim. Arkadaşlar şu taraftan başlamak istiyorum. Burası dinlenme salonu. Bakın burada da bir tane otantik sandığımız var. Burası butik otel gibi aslında düşünülebilir. Küçük bir pansiyon. Günübirlik kalınabilecek bir yer. Ve çok sıcak bir ortam mevcut burada. Evet. Bir de avlumuz var. Şöyle avlumuza doğru geçiyoruz. Bakın tarihi dokuyu duvarlar dahi koruyor şu anda. Şurada yine kahve makinelerimiz. Küçük bir mini mutfağımız. Ve buramızda avlumuz. Eski Antep evini bu şekilde arkadaşlar restore edip mini bir otele çevirmişler. Şöyle de göstereyim size, bakın. Balkonu da var şöyle. Odalara giriş yerleri. Avluda da arkadaşlar böyle oturacak yerler var yine mevcut ve çok serin şu anda. Antep'in sıcağı ciddi anlamda sıcaktır ama mükemmel bir serinlik var otelde. Şöyle de merdivenlerden yukarıya doğru çıkılıyor. Şuradaki dairelere de arkadaşlar şuradaki merdivenlerden çıkılıyor. Şöyle de odaları da göstereyim. Şimdi kaç odalı ve odalarında neler mevcut onu da işleten kişiye soralım. Bir de ama mağaramız varmış. Mağaramızı da gezdikten sonra soralım. Arkadaşlar mağaraya da buradan iniyoruz. Eski Antep evlerinin zaten genelinde mağara mevcuttur. Burada da yine mağarası var. Şöyle dönelmişli bir merdivenden aşağıya doğru inelim. Evet. Eskiden bu mağaralarda arkadaşlar kiler görevi görüyordu aslında. Burada peynir basılır, turşular basılır ya da kurutmalıklar olsun, erzaklar olsun, bulgur, simit ne varsa hepsi burada muhafaza edilirdi. Neden? Çünkü mağaralar soğuk, serin yerler, karanlık yerler, ürünler bozulma yapmıyordu. Böyle de çukur yerler var arkadaşlar, gömme gözler. O gömme gözlere de küpler yerleştirilirdi. Ve şu an mağaranın içi buz gibi. Şöyle gördüğünüz bu çukur yerlere erzaklar yerleştirilirdi. Bayağı da büyük bir mağara. Tabii ki farklı amaçla da kullanılıyor. Eski zamanda, savaş zamanlarında falan insanlar korunaklı bir yer olarak da mağaraları tercih ediyordu. Evlerinin altını bu amaçla da kullanıyorlardı. Hem yiyecek erzağı burada oluyordu hem de güvenli koridor olarak mağaralara yerleşiliyordu. Ve kocaman görüyorsunuz mağarada arkadaşlar. Evet, mağaramız da bu şekilde. Yukarıya çıkalım. Şimdi işletmecimizden bu butik oteli hakkında biraz bilgi alalım. Gaziantep'e gelecekler için de bir fikir olur en azından. Arkadaşlar ben oda sayısını falan sordum, yatakları sordum. Burada 12 tane oda var. O 12 odanın bir tanesi suit oda, 2 tane de aile odası mevcutmuş. Yani çift kişilik yataklı odalar da var, tek kişilik odalar da var. Büyük aile odamız da var. Şöyle de merdivenlerden çıkıyoruz. Balkonlu da var bir tane. Şöyle arkadaşlar odalar da şuradan geçiliyor. Balkonlu oda büyük ihtimal şu yukarıdakidir. Bir de bu otelin bir özelliği, dışarıdan görüntü mükemmelmiş. İşletme sahibi söyledi. Şurada yine bir odamız var. Şurada da odalarımız mevcut. Böyle içeriden de görüntüsü çok hoş olan bir butik otel aslında burası.
Şöyle devam edelim. Fiyatları da sizler için öğreneceğim şimdi. Odalarımızın fiyatları ne kadarmış bakalım. Arkadaşlar sizler için de fiyatını sordum ve sizin için de en üst kata çıktım manzarayı çekmek için. Şöyle karşıdan da Gaziantep görünüyor. Şöyle de aşağıya doğru inerken nefes nefese size fiyatlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Tek kişilik oda arkadaşlar 400 TL. Çift kişilik oda 600 TL günlük. Bu suite oda dediğimizde 750 TL'ymiş. Bu otel Gaziantep merkezde. Yani çarşıya geldiğinizde böyle sıcak, otantik bir ortamda kalmak istiyorsanız böyle Zeynep Hanım'ın konağını ziyaret edebilirsiniz. Fiyatlar da normal otel fiyatlarına göre uygun. En büyük avantajı ama merkezde olması. Yani merkezde bir işiniz varsa direkt bir otelinizden hiçbir ulaşım harcaması yapmadan gidiş geliş sağlayabilirsiniz. Bey Mahallesi çünkü arkadaşlar zaten çarşı merkezde olan bir mahalle. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Zeynep Hanım'ın konağını sizlere gösterdim. Fiyatlar konusunda da size bilgi verdim. Gaziantep'ten gelecek olan arkadaşlar merkezde bir otel düşünüyorlarsa bu butik oteli tercih edebilirler. Fiyatlar da gayet uygun. Videomu da buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar teşekkür ediyorum. Videomu beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.